para nereye akar? İşte bu gerçek kendi kişi. Mesela neden ve ne zaman kişiler kendi varlıklarını, doğal hallerini reddediyorlar? Bir proje çocuğu olarak onlar doğuyorlar. Proje çocuğu. Ne demek proje çocuğu? Sen kendin için doğamıyorsun. Daha doğmadan önce bile sana bir görev biçiliyor. Sana bir görev biçiliyor. Ve sen doğduğun an sana konulan isimlerle, niyetlerle sana o aktarılıyor. Mesela anne babasından sevgi görmemiş bir ebeveyn senden anne babalık bekliyor, istiyor. Yani sen çocuksun, ondan sevgi bekliyorsun, o senden sevgi bekliyor. Sen annenin sana annelik yapmasını istiyorsun, o senden annelik yapmanı istiyor falan. Ne oldu? Kendini çıkartıyorsun, kenara koyuyorsun, onun istediği maskeyi, onun istediği kişiliği, onun istediği, var ya şimdi bilinç nakli diye bir şey var. Onun istediği bilinci alabiliyorsun. İnsanoğlu çok enteresan bir varlıktır. Bakın, birisi olmak istediğin zaman bunun için gidip böyle işte bilgisayarlar, şunlar bunlar, teknolojik şeylere gerek yok. Birisi olmak istediğin zaman, buna niyet ettiğin an, çok güçlü bir şekilde istediğin zaman, ne demek güçlü şekilde istemek? Benim varoluşum buna bağlı kardeşim dediğin zaman, benim varoluşum buna bağlı. Eğer bu olmazsam ben yok olurum dersen olursun. O kişi oluverirsin. Onun hastalıkları, onun jestleri, onun mimikleri, onun duyguları, onun yaşadığı travmalar, her şey sana oradan aktarılır. En büyük sakatlık buradan oluyor. Yani kendi dışında bir şey oluyorsun. Ya da seni birileri düzeltmeye çalışıyor. Bu düzeltmeye çalışma eylemi sırasında doğru düzgün kelimeleriyle doğru düzgün iyi akıllı temiz ahlaklı vesaire vesaire ki zaten çocuk doğal olarak böyledir. Yani her çocuk doğal olarak zaten böyledir ki hadis de var biliyorsun Hazreti Muhammed'in hadisi her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar diyor değil mi? Ama ne yapar? Anne babaları onları şunu yapar, bunu yapar falan filan. İşte Mecusi, Hristiyan, şu bu. İslam fıtratı. Buradaki kurumsal bir din değil. Yani psikolojik olarak her çocuk şeydir. Doğal olarak kendi bütünlüğünle doğar. Dolayısıyla bütünlük olan yere ne gelir? Para akar. Doğallık olan yere ne gelir? Para akar. Kendiliğinden. Birçok kimse ne yapıyor? Bu uyumu sağlamak için kendisinden feragat ediyor. Ettiriliyor ve bu büyüdüğünde devam ediyor. Bir diğer şey bu yani bu istek kişinin kendi kendisini sevmemesine yol açıyor. Sanki kendini sevmek en büyük günahmış gibi, en büyük bencillikmiş gibi. Halbuki kendini sevmediğin zaman senin sevdiğin şeylerin sana gelmesi mümkün değil. Severek istediğin şeylerin sana gelmesi mümkün değil. Seni sevecek birini istiyorsun ama sen kendini sevmiyorsun. Ne oldu? İttin onu. Parayı seviyorsun. Parayı sevmek. Para çünkü senin hayatında kendine saygı duymayı, kendinle doğadan ve kendinden ve Tanrı'dan memnun olmanı oluşturacak bir şeydir. Çünkü hayat etrafımızdaki güzellikleri, iyilikleri alıp kullanmakla ilgili değil mi? Bu neyle mümkün şu anda? Parayla, zenginlikle mümkün. Tabii ki zenginlik deyince bunun da bir her insanın kafasında bir zenginlik anlayışı var. Fakire sormuşlar. Milli piyango almış. Demişler ki büyük ikramiye çıkarsa ne yapacaksın? Sobanın cücüğünü yiyeceğim demiş. Yani onun zenginlik anlayışı sovanın cücüğü. Yani o çok değerli onun için. Yani bunun üzerine de çalışmak lazım. Zihne zenginlik derken ne anladığını üzerine çalışmak lazım. Kurgulamak lazım. Yani kurgulamadığın, planlamadığın hiçbir miktar para hayatına girmez.
Zihninde oluşturmadığın, hayalini kurmadığın hiçbir miktar para hayatına girmez. Ve benim bir kademeli yükseliş dediğim bir teorim var. Kademeli yükseliş. Yükselme sırasında zikzak çizerek yükselir. Yani bir yükselen eğri vardır. Bir de kısır döngü vardır. Onu şöyle çizerek anlatayım. Madem elimizde kağıt kalem var. Of. Bakın şöyle. Bu yükselen eğri. Tamam. Buradan başladık. Böyle yükselir, biraz geri düşer. Neden geri düşüyor biliyor musun? Çünkü ilkel beynimiz korkar. Daha önce kazanmadığı kadar para kazanıyor. Aman 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 der, onu aşağı indirir. Ama ilk başladığı noktaya indirmez onu. Bir tek üstlere. Ve böyle yüksele yüksele ne yapman lazım? Buraya miktarlar belirlemen lazım. Mesela şu anda 10 mu? Bunu 15, 20, 25, 30 ve buraya da takvim koyman lazım. Ne kadar zamanda? Değil mi? Bu yükseliş ne zaman? Çünkü evren sürekli sorar. Yani evren böyle arkasını döner sana bakar. Ya şimdi ne yapayım? Şimdi ne yapayım abi? Şimdi ne yapayım abla? Hani şu kadar istiyorum. Tekrar sorar. Ne zaman? Yani ne kadar zaman içinde? Bunu sana sorar. Bildirmen lazım. Ve çok ilginç sonuçlar alırsın. Demek ki zenginlik önce kendi doğallığına geri dönen, doğallığı, kendi doğal hali olan kişilere, sonra bunu hayal eden kişilere, bunu tasarlayan, en ince detayına kadar tasarlayan kişilere gelir. Doğal hal birinci özellik. Şimdi ben mesela şöyle Doğal diyorum. hali bir meseleyi koyabilir miyiz hocam? Yalan söylememek, dürüst olmak. Mesela o da Şimdi en büyük doğal hali. yalan, bak, en büyük yalan nedir biliyor musun? Kişinin bir başkası olarak yaşamasıdır. Sen eğer babanın annesi, annenin de babası, yok bilmem kimin nesi olmaya çalışıyorsan, onları taklit ediyorsan, onların fikirleri doğrultusunda yaşıyorsan, o fikirleri hiç üzerinde şey yapmadıysan, eleştiride bulunmadıysan, düşünmediysen, bu doğru mu, bu yanlış mı vesaire demediysen, o zaman aynı onlar gibi yaşarsın. Onlar ne kadar kazanıyorsa sen de o kadar kazanırsın. Demek ki aynı zamanda para eleştirici bir şekilde düşünen kişilere gelir. Ben ne kadar kazanıyorum? 10. Babam da 10 kazanıyordu. Hatta aynı anne babasının mesleğinin aynısını yapan insanlar var. Aynı şeyi yapıyor mesela. O artık birey değil. Demek ki üçüncü, dördüncü madde birey olan kişilere. Ayrı bir kişi. Düşünen, karar veren, işte yine akıl ve şeyle ilgili. Genellikle insanlar yapışık ikizler gibi yaşıyorlar. Yapışık ikizler, üçüzler, dördüzler, beşizler gibi. Grup halinde, sürü halinde yaşadığın zaman onun doğruları senin doğruları olur. Ama ne yapman lazım? Kenara çekip düşünmen lazım yani. Bu konu hakkında düşünmen lazım. Ben mesela hayal kurmakla ilgili geri dönersek, evin çeşitli yerlerine, sık sık göreceğim yerlere, büyük böyle A4'ten daha büyük kartonlara miktarlar yazıyorum. Şu kadar kazanmana izin veriyorum diye. Kendi kendime diyorum, şu kadar kazanmana izin veriyorum. Çok enteresan değil mi? Kazanmak istiyorum değil. Kazanmayı seçiyorum da değil. Vay, kazanmana izin veriyorum. Kazanmana izin veriyorum. Çünkü izin vermeyen biziz. Biz bilinçaltının sonsuz gücüne diyoruz ki, bazıları diyorlar ki bilinçaltı diyorsunuz. Allah bunun neresinde? Allah vermiyor mu size? Kardeşim, bilinçaltımız dediğimiz ruhumuzun en derin noktası. Zaten o Allah'la bir bütün, bitişik. Aslında Allah'ı kastediyoruz. Ama bilinçaltımız yoluyla, çünkü o cihazı bize vermiş. Yani cihazı kullanman lazım. O miktara izin veriyorum diye yazdığım, bir de bunu deneyeyim dedim. Mesela bu yeni denediğim bir şey. Çok şaşırtıcı bir şekilde ilginç gelişmeler oluyor. Ama bu konuyu, bu seviyeyi elde etmek için hiçbir şey yapmayacağın anlamına gelmiyor. Fakat burası çok önemli.
otomatik olarak sen o kadar kazanmak üzere yeni girişimlerde bulunuyorsun, pratik hayatta, gerçek hayatta. Kendini o girişimlerde bulunurken görüyorsun. Bir bakıyorsun bir yere telefon açmışsın. Birisiyle bir iş bağlantısı kuruyorsun. Yani çünkü etrafta seninle birlikte çalışabilecek, seni yukarılara taşıyacak bir sürü insan var. Onlar profesyoneller. Onlarla çalışacaksın. Sen bunlardan birisin. Bizim için, bizim gibiler için değil mi? Yani profesyonel, çekim yapan insanlar. Eğitimi çekiyor, onu montajlıyor vesaire. Seni tanıtıyor, seni parlatıyor. Tabii parlayacak bir malzemen varsa, elinde bir şey varsa, anlatacak bir hikayen varsa tabii. Ama bu emri verdiğinde kendi kendini sanki hipnoza sokmuşsun, koşullamışsın, gizli bir komut vermişsin gibi bir bakıyorsun. Mesela benim karşıma bir şey çıktı, bakıyordum böyle. İzmir'de işte stüdyomuz var, çekimler yapıyoruz, sosyal medya falan. Çat kapı gittim, müthiş çocuklar çıktı. Çocuk diyorum artık ben 70'im, onlar 35 falan. Ondan sonra bir çalışmaya başladık. Benim 50-60 bin olan takipçi sayım 100'e çıktı, 100 küsura. Sen bilmiyorsun çünkü o biliyor. Hani bileni bulmaya başlıyorsun ama komutu, hayali sen kuruyorsun. Sen emri veriyorsun. Bilinçaltı seni yönlendiriyor. O yine seni çalıştırıyor, birileriyle buluşturuyor. Ama öbür türlü emri vermediğin zaman bilinçaltı bu sefer negatif çalışmaya başlar. Seni engellemeye başlar. Çünkü sen kendine engel koydun. Limiti koydun. Diyelim ki sen ayda 20'den fazla kazanamam diyorsun. Bunu dile getirmen şart değil. Bilinçaltında bu limit var. Buradan çıkıyor zaten. Ben bazen danışanlara şey derim. Kaç para kazanıyorsun ayda? Dur söyleme. Ben sana söyleyeyim derim. Bakarım. 40 derim. Aa hocam evet 40 nereden bildiniz? Söylüyor bu işte. Ortalama 40. Sonra baban ne iş yapıyordu? Şu iş. Ortalama ne kazanıyordu? Bakıyoruz aşağı yukarı aynı. 35 falan filan. Onun üstüne çıkamazsın. Öyle bir şey var. Yani çıkamazsın derken çıkabilirsin de. Onu kırmadan çıkamazsın. Bu çalışmaları yapmadan çıkamazsın. Yaptıktan sonra zaten sonsuz, bakın sonsuz zenginlik bizim emrimize verilmiş. Sonsuz zenginlik. Tabii bunun koşullarını anlatmaya devam edeceğiz. Bir tane öyle bir video izlemiştim ben, çok komikti. Bir tane böyle ağıl gibi bir yere taştan duvar yapmışlar. 3 tane inek, bir tane de buzağı var. Buzağı böyle yeni doğmuş, o yaşamanın keyfi falan, atlıyor, zıplıyor, koşuyor, oradan oraya gidiyor falan, dönüyor böyle, geriliyor, hop duvarın arkasına geçiveriyor. Atlıyor yani doğru. Diğer inekler böyle bakıyorlar ona. Nereye gitti bu gibilerden? Ne oldu? O sınırı aştı. Çünkü oradan geçilmeyeceğini bilmiyor. Annesi babası öğretmemiş. O daha çok genç yani. Çok enteresan. Sınırları biz koyuyoruz kendimize. Adamın bir tanesi Amerika'da geçiyor bu olay. Bilmem ne Kızılderilileri var. Bunlar acayip koşuyorlar. Yani öyle koşuyorlar ki maratoncular falan hak getire. Bir de kalplerinde hiçbir şey olmuyor. Böyle yani çok hızlı koşmaktan dolayı yorulma falan olmuyor. Bir tane organizatör diyor ki ben bunlardan çok para kazanırım diyor. Bunları anlaşmayı yapıyor, yarışa sokuyor. Yarışta başarısız oluyorlar. Ya diyor ne oldu, neden böyle? Meğerse onlar orayı antrenman sahası zannetmişler. O koşu pistini. Çünkü onlara az gelmiş o yani. Hedefin neyse ona göre motive oluyorsun. Ben hep şey derim. Yüksek hedef. Ne kadar yüksek hedef koyarsan ona ulaşman düşük hedeflere ulaşmandan daha kolaydır. Allah Allah. Halbuki biz bunun tersini biliyorduk hocam. Valla hayır. Yüksek hedefe ulaşmak daha kolaydır. O zaman kendime şöyle bir hedef koymuştum. Şimdi herkes der ya işte bir kitap çıkarsam falan, hani kitap
kitabım böyle bir yanarda şurada burada böyle gözükse falan. Ben kendime 10 kitap hedefi koydum. İşte şu kadar yılda 10 kitap. Ve 10 kitap çıktı. Şu anda 13. 13 falan oldu kitap sayım. Vay, yüksek hedefe ulaşmak daha kolaydır. Daha kolay. Bu da İnsanlar daha zor zanneder. Hayır, daha kolay. Motivasyonun daha fazla oluyor. Aynı o koşucular gibi. Sen o sonsuz koşan koşucuları bir piste sokuyorsun. Diyorsun ki ya bak bu yarışma diyorsun falan. Ama adamlar alışmamış ki. O antrenman gibi geliyor onlara. Şey, Şenol Hoca, lisede şimdi hatırladım. Yani aklıma geldi birden. Karnem Edebiyat Öğretmenim şey yazmıştı. Ağacın tepesine çıkmak istiyorsan yıldızlara gitmeyi hedeflemelisin. Belki yıldızlara gidemezsin ama mutlaka ağacın tepesine çıkarsın. Oo, işte bu. Bu özetlemiş. Haz almıyorsan, yaptığın işten keyif almıyorsan bırak otur kenara düşün. Ben neden bunu, neden böyleyim ben? Beni sınırlayan şey ne? O zaman dön o cümleyi oku. İstediğim her şeyi yapabilecek bir varlık olduğumu, yani insan olduğu için hatırlamak istemiyorum çünkü ben tembelin tekiyim. Yani. Bunu söyleyen kişilerde garip bir yüz ifadesi oluyor. Vay, hain bir gülümseme. Sert bir yüzleşme. Hain, mahcup, böyle utanç, utangaç, hınzır, hepsinin karışımı yani. Bir şey oturuyor yüzlerinde çünkü gerçek. Sonra bağımsız olanı söylemiştik. Bir diğer şey zenginlik bana değil. Sonra da kazandığının belli bir miktarını başkalarıyla paylaşmazsan para senden gider kardeşim. Bu kuraldır, bu evrensel kuraldır. Şimdi bir tane Musa ile Karun'un hikayesi var. Bilenler bilir ama bu fıkra gibi yapmayacağım. Bunu anlatacağım. Karun şey yapmış. Basit maddeden herhangi bir maddeyi altına çeviren bir yöntem bulmuş. Artık o kadar zengin ki develerle şey taşıyor. Altınlar, zinetler falan filan. O zamanın zenginliği de altın. Sonra, tabii Karun kadar zengin olmak diye bir şey var yani. Karun kadar zengin. Aynen. Sonra yaratıcıdan vahiyle şey geliyor Musa'ya, uyarı geliyor. Diyor ki söyle ona kazandığının bir kısmını diğer arkadaşları, diğer kişilerle paylaşsın ihtiyacı olanlara. Karun acayip kızıyor. Ne biçim iş ya bu diyor. O şeyi anlayamıyor çünkü. Bunları ben kendi aklımla, emeğimle çalıştım, ben kazandım. Benimdir şimdi bende olan diyor. Asla kimseye vermem. Musa diyor ki, sonun hayırlı olsun diyor. Biliyor çünkü ne yaşayacağım. Birkaç gün içinde bir deprem oluyor. Onun bulunduğu ailesinin, sülalesinin, bunlar böyle boy boy yaşıyorlar ya. Aha. Yerdeki ki bütün zenginlikleriyle malı mülkü ve akrabalarıyla birlikte o depremde hepsi yok oluyor. Çünkü yaratıcı mesela birisine zenginlik veriyor. Sen o zenginlik şifresini çözdün değil mi? Çözdün, sana akıyor. O çözmemiş. Şimdi şifre anlattığım şeyler. Ama senin aracılığınla da ona vermek istiyor aslında. Çünkü şeyin şifrelerin en önemlisi de vermek, iyilik yapmak. Yani ihtiyaçta olanı iyiliği iyi yapmak ama. O da çok önemli. İyiliği iyi yapmak. Yapmazsan hop sistem kilitliyor seni. Devam ettiğin zaman diyor ki sen şöyle bir kenara çekil bakayım abi diyor sana. Çünkü akışı tıkıyorsun. Evrende sürekli bir akış var. Senden giderek başkalarına gidecek. Onun için sana veriliyor. Senden giderek.
Sana da tabii ki ya. Sen de kullanacaksın. Bazıları şey, kendime kullanmayayım hep vereyim. Hayır. Sen de kullanacaksın. İnsanca tabii ki belli bir şeyle belli bir nasıl söyleyeyim gusto diyeceğim geliyor. Azmadan yani. Azgınlık yapmadan. Edep Aşırı üstünde. lükse, aşırı Aha. şeye kapılmadan, gösterişe kapılmadan yani sade, mütevazi bir şekilde kullanabilirsin paranı yani. İlle de böyle gösteriş yapmana gerek yok. 15-20 tane araba, 82 tane daire falan böyle. Bazı bir sanatçı duymuştum, 100'den fazla dairesi varmış. Onların kiralarını topluyor falan filan. Neyse. Neticede bir diğer koşul kazandıklarının sahip olduklarının bir miktarını Paylaşabilmek. vermek. Ne kadar? 1/40 falan deniyor ya zekat anlamında. Aha. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yüzde yani vergi olarak zaten bunu veriyoruz. %10 falan diyor. Pandürün yalancısı ama bu düşünülüp tartışılıp kendi kendine de ayarlayabileceğim bir şey. Eğer niyetin iyiyse akışa bolluğa inanıyorsan bunu zaten kendin şey yaparsın. Seviyede Duygular. %10 değil mi ya? Benim matematiğim berbat. Hemen hemen aynı şeye mi gelir acaba? Yok, Valla %10 daha fazla. benim de matematiğim çok iyi. %10 daha fazla tabii ki. %10 Benim de mu? matematiğim çok iyidir ama şimdi ben mesela bu konuyu bir hafta 10 gündür hatta senle de konuşmuştuk. Ben Alerüs'ü bakmıştım. Ben bunu derinlemesine incelerim. Dikkat edersen çok böyle altını çize çize çok söylemedim. Ona bakarım. Ama mesela çok enteresan. Biz sizle hiç konuşmamıştık. Ama ikimizin de gönlünden geçen miktarlar %10'du mesela. Hani benim de hayatımda düstur Evet edindiğimiz. evet. Çok O miktar. şaşırdım ve çok hoşuma gitti yani benim açımdan. Aynen. Kendimce bir teğet yani verebilmek lazım ki o akış dönsün, gitsin Tabii, diye tabii. Ya bir de düşünüyorum. şey var ya, bir insan ne yapabilirsin yani? Ne kadar harcayabilirsin? Miden şu kadar. Şu kadar miden var. Ye 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 nereye kadar yiyeceksin? 80 tane araban olsa zaten her gün birine binmeye kalksan başka iş yapamazsın. Uçağın olsa oradan oraya ne kadar seyahat edeceksin yani mesela. Değil mi? İçki olsun, eğlence olsun. İnsan bedeninin haz şeyi sınırlı çünkü. Yani maddi hazları sınırlı. Seks de aynı şey, yeme içme de aynı şey vesaire. Ama ruhun hazzı sınırsız. İyilik yapma sınırsız. Bilgi sınırsız. Sevgi sınırsız. Sonsuz sevebilirsin. Şimdi sevgide sınır yok. Çünkü bu üç tane sınırsızı kullandığın zaman da para sana geliyor. O eğitimde kişiler kendi üzerinde ve başkaları üzerinde uygulamayı mı öğrenecekler? Hem yaratılış Başkaları frekansı üzerinde aktivasyonu tabii hem kuantı. özellikle başkaları üzerinde tabii ki uygulayacaklar. Kendi üzerinde de bu şeyde vücudun bazı başka bölgeleri var. Yani arka kısmının dışında şu timüs bezinin olduğu yer var. Alın var. Alın ve kalp var. Kalp kısmı. Biliyorsun kalpten temel damarlar çıkıyor böyle. İki ya da üç tane. Sonra buradan şeye bağlı. Şah damarı dediğimiz damar. Bu da çok önemli. Kalbe de bazı vuruşlar yapabiliyoruz. Mesela kalp ve timüs bezine ve alna kendileri yapabilirler. Ama o vuruş Peki şey, uygulayıcı olabilecek miyiz diye soruyorlar bu eğitimlerin. uygulayıcı olmak için alınan bir eğitim Zaten zaten bu. uygulayıcı olmak için bu eğitimi Tabii alıyoruz. tabii. Zaten nasıl uygulayacağız? Yani kuantum tekniklerinin tümü değil. Bu bir kısmı. Bir kısmı. Yani sadece bu iki tekniği ama iki teknik bayağı sıkı iyi sonuçlar birçok konuda iyi sonuçlar alabiliyor o kişiler bunları yaptıklarında, bunları öğrendiklerinde. Ama kuantum düşünce tekniğinin uygulayıcılığının temel bilgilerini hepsini alacaklar. Temel bilgileri Ayrıca bu alacaklar. tabii. Ayrıca bu iki tekniği başkalarına uygulayabilecek
şeye gelecekler, seviyeye gelecekler. Uygulaması 144 uygulaması da çok çok pratik anladığım pratik, kadarıyla. çok kolay, çok kolay, şaşırtıcı bir şekilde. Hatta ben espri yapıyorum. İnsanı rahatsız edecek kadar kolay yani. Hep biz zorluğa alışmışızdır ya, hani para zor kazanılır falan. Hani insan aşkı, sevdiği kişiyi kolay kolay bulamaz. Hayat çok zordur falan gibi, değil mi? Mesela snowboard zordur. Mu acaba? Yani snowboard'u öğrenip yapan, o dağlardan aşağı kayan kişiler için artık zor ya da kolay mıdır o? Onu yapar sadece. Yalnız onu öğrenene kadar bir nasıl söyleyeyim, deneme yanılma süreci vardır. Yani bir adaptasyon, sinir sistemini, bedenini o spora uygun hale getirirsin. Şimdi bu bizim anlatacağımız diğer konular da öyledir. Yani kendini bir halden başka bir hale çıkarman lazım. Ve bunun için bir çalışma yapman lazım. Ve bunun için sıkı bir çalışma yapman lazım, ama bildiğiniz anlamda sıkı bir çalışma değil. Burada cereyan eden sıkı bir çalışmadan bahsediyoruz. Burada yani akılda, tabii akıl burası değil ama hani akılda yapılan, düşüncede mantık bağlantıları kurma konusunda yapılacak şeylerde ilerlemek lazım. O zaman her şey çok kolay olur. Ustalaşma sürecinden sonra başkalarının ıkına sıkına, uğraşa didine yaptığı halde elde edemediği şeyi bir usta gelir iki fırça darbesiyle, iki dokunuşla, bazen mesela izleriz biz kung fu ustalarını falan. Şöyle durur, tak tak iki hareket yapar, adam böyle felç olur. Tutar böyle bir yerini tutar, bir sıkar, dev gibi bir adam kediye dön. Adamı kediye döndürür. Nedir o? O ustalıktır işte o. Bilgidir ama. Bir şeyi biliyor. Yani özel bir bilgiye sahip. Şimdi İşte parayı kendine çekmeyi... siz de Şenol Hocam ustaların ustası olduğunuz için kuantum alanında bildiğimiz Türkiye'deki bütün hocaların hocasısınız. Zaten kuantumun babası diyoruz size. Dolayısıyla bu eğitime katılacak olan arkadaşlarım gerçekten düşünüyorlarsa kaçırmasınlar. Hani ben söylemekten gurur duyuyorum. Birincisi katılan herkes aslında o ciminde bir destekçisi, bağışçısı olacak. Çünkü siz de zaten ya bu işten mutlaka bağış yapalım diye konuşmuştuk. Ucime bağış yapacağız. Gelirin bir kısmını. Ama Evet. bir de zaten normalde verdiğiniz eğitimlerin üçte bir fiyatına bir eğitime kavuşma şansına sahip olacak. Bu eğitimi kaçırmasın size temas etmek isteyenler. Bir kez daha söyleyeyim. 144 sayfalıkta bir PDF kitapçık. Sizin kuantumun temel ilkelerini anlattığınız bir kitapçık herkese Evet. gidecek. Videolar gidecek. Ya muazzam bir eğitim başlıyor. Şey hocam bir de son soruyu sorayım sonra geçeceğim konumuza. Ne işe yarayacak bütün bu hani iki tekniği öğrenmek ve kuantumun temelini öğrenmek bize hangi konularda fayda sağlayacak diye de soru gelmiş. Şimdi Onu da ben ikisini ekleyeyim. anlattım. Bu donuk kol sendromu ve işte boyun ve omuz şeylerinde, kitlenmelerinde işe yarar. Ama sadece kaslarda işe yarayacak bir şey değildir. Kişileri duygusal olarak, özellikle kalp üzerine yapılan vuruşlarda, bu sadece böyle vurmak değildir. Çünkü o sırada bir bilgi gönderiyorsunuz, bir niyet gönderiyorsunuz oraya. Vuruşlarda bir anda gözleri dolu olan, bir anda ağlayan, şaşkınlık içinde sağa sola bakan, ne oldu bana diye. Çünkü aynı zamanda duygusal travmaları da nötrleyebiliyor bu şeyler. Yani diyelim ki ve uykusuzluk olsun, stres, biliyorsunuz birçok şey strese bağlı. Stres kortizol üretilmesine neden oluyor. Kortizol de her türlü hastalığın başlangıç noktası. Yaşlılığın hatta başlangıç noktası. Dolayısıyla negatif inançların ve travmaların nötrlenmesinde de kullanılıyor. Bazı negatif inançlar var. Mesela şimdi bugünkü konumuzla bağlantı kurarsak, parayla ilgili negatif inançlar var. Şimdi üçünü beşini sıralayacağım. Toplumdan bize gelen parayla, yani paranın kötü bir şey olduğuna dair mesela.
insanı saptıracağına, yoldan çıkaracağına dair negatif inançlar var. Bunun gibi, buna benzer şeyler onların mesela nötrlenmesine de yarayabiliyor. İyi kullanıldığı zaman her eve lazım türünden bir şey yani. Her Of. eve lazım türünden her işe yarayabilecek bir şey. Sabırsızlıkla Ben sadece 22 Ocağı bekliyorum. Tüm detaylar için ilkayakademi.com ziyaret edin arkadaşlar. Yukarıya evet. bir link bırakıyorum. Videoyu Instagram'da izleyecekler için de aşağıdaki lütfen bilgilerden ilkayakademi.com'un linkine ve telefon numaramıza ulaşabilirsiniz. Detayları lütfen inceleyin. Geç kalmayın. Sınıf hızla doluyor. Bu eğitimi kaçırmayın. Diyorum vallahi. Ne diyeyim? Bir okuyun. Detaylı. Bir şey daha ilave edeyim. Bu eğitimi benim daha önce benden eğitim alan öğrencilerim, 10 yıl, 15, 20 yıl önce eğitim alan öğrencilerim bilmiyor bu. Sonradan imal edilmiş bir şey, sonradan keşfedilmiş bir şey. Onlar benim eski öğrettiğim bilgilere ya da onun üstüne kendince koydukları yeni uygulamaları yapıyorlar ama bu iki teknik benim daha sonra oluşturduğum bir teknik olduğu için bir özelliği, bir ayrıcalığı da olan bir şey olacak, eğitim olacak. Onu da belirteyim. Başka yerde yok yani. Başka hocalardan bulamazsınız bu eğitimde. Evet. Söylemek Onu lazım. söyleyeyim. Doğrusu bu. Doğrusu bu çünkü yani. Eğitime gelenler bilinçaltındaki yanlış kodları bulacaklar mı? Bulabilecekler mi? Ya da Bize karşılaşacaklar gelenler. mı samimi bilinçaltlarıyla? Eğitime gelenler. Evet. Tabii canım. Onun sistematiği var. Sistematiğini öğreteceğim ben. Of diyorum. Bilinçaltı nasıl çalışır? Bir de onun katmanları var. Tek bir bilinçaltı yok ki. Yani bilinçaltının kendi içinde katmanları var. Öyle diyeyim sana. Mesela ilkel beynimiz var. İçimizdeki hayvan diyorum ben ona. İçimizdeki Yunus balığı gibi. İçimizdeki maymun gibi. Maymun gibi düşünür alt beynimiz. Onun nasıl düşündüğünü bildiğin zaman olayı çözüyorsun. Birçok hastalık, işte panik atak olsun, obsesif takıntılar olsun, içimizdeki o hayvan tarafın marifetleri aslında. Onlarla ilgili. Parayı iten taraf da onunla alakalı. Senin grubun sürün parayı itiyorsa, ait olduğun sürü, bak sürü diyorum. İçimizdeki hayvan o sürüye ait olmak ister. O para kazanmak istemez. Sürü fakirse o da fakir olmak ister. Onun derdi odur. Sürüden ayrılmamak. Ya da sürü paraya sahip olacak ama onu biriktirecek. Ev alacak, arsa alacak, han alacak, hamam alacak. Ama kendisi fakir zaruret içinde yaşayacak. O da aynı onu yapar. Sürü aldı, sürüdeki kişiler, gerçi sürü artık bunu yapmaz da, yeteneğini kullandı, parayı kazandı, onu hayatı yaşamak için ve iyilik için kullandı. O kişi artık sürünün dışındadır. O birey olmuştur çünkü. Sürüde olanlar korku içinde yaşarlar. Sürüden çıkan birey olan kişiler korkusuz yaşarlar. Demek ki zenginlik Vay. korkan kişiye gelmez. Vay. Vay. Korkak kişiye gelmez. Korkudan arınmış olan kişiye gelir. Şanal Hocam, para nereye akar? Hayat etrafımızdaki güzellikleri, iyilikleri alıp kullanmakla ilgili değil mi? Bu neyle mümkün? Kazandığının belli bir miktarını başkalarıyla paylaşmazsan Adam pinti ya, sevgisini de veremiyor. yani kurgulamadığın, planlamadığın hiçbir miktar para hayatına girmez. Çünkü ilkel beynimiz korkar. Daha önce kazanmadığı kadar para kazanıyor. Aman 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 der, onu aşağı indir. Diyelim ki sen ayda 20'den fazla kazanamam diyorsun. Bunu dile getirmen şart değil. Yoksa sevilmezsin, yoksa korunmazsın, gözetilmezsin.